Herkese selamlar. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomda örümcek sinirinden artık çıkacağım. Bir önceki videonun sonunda hatırlıyorsunuz ki güçlü olup çıkartamamıştım hani şöyle elementer güç taşı ve Bilgelik iksirleri ile kasılmaya gideceğim. Ondan önce şu 50 level çırak sandığını açacağım buradan şey çıkıyor geçit bileti çıkıyor 5 adet. Şu eldiven ve şans madalyasını da çıkart şey basacağım. Bir haftalık. Bunlar e, no, yani normalde bu kadar erken basmam. 61'de basmam daha mantıklı olur ama e, yani karnitüeli etkinliği olacak. Onu da çıkartabileceğimi düşünüyorum. Yani çıktığını söylediler. Ben hiç katılmadım ama öyle söylediler. E, bir adet daha hışınlanma yüzüğü gelmiş bu arada. Heh şurada. Onu oraya koydum. Evet şunları o yüzden açıyorum. Şu iki e, markayı da arkaya atıyorum son envantere. Baya e, karışık envanterler artık. Şunu, şu geçit biletini de arkaya atıyorum. Şu soğutma iksiri satıcıya satıyorum, gereksiz. Evet, şu arkada da büyülü yumurtalarım vardı. Bunları da açayım ve örümcek, örümcek doğru yavaş yavaş gideyim. 50k, madalya, yank. Son iki açımlık kaldı bundan. Ondan sonra bitecek. Arkadaşlar, şöyle Samet kardeşimden 30 böcekli tılsımı alıyorum ödünç olarak. Biliyorsunuz ki örümcek çıkacağım. E, bu burada yarayacak. E, arada barones kesiyor. O e, ihtiyacı olacak onun zaten ara ara. E, ben süre, sürekli online olduğum için zaten istediği zaman geri verebiliyorum ona. Evet şöyle 30 böcekli tılsımda baya işimize yarayacağız. Çok teşekkürler Samet. Evet sonunda örümcek sindanına girişimiz geldi çattı. Zamanı geldi çattı. Şöyle girişimi yapıyorum. E, Ninjamızda ilk girişimiz olacak örümcek sindanına. Evet. Bölümcü ikinci kat hayırlı olsun. şimdi üçüncü kata gireceğim. Orada bir otomatik hava deneyeceğim. Yani can gidecek bilgisayar başında olacağım. Hani normal otomatik hava olmadığı için pot basmam gerekecek kararı. ara. bakacağım bir tabii ki. 74 ateşim var biliyorsunuz zaten. şurada 74 ateşim var. Element güç almak istedim. Yani hasarımın artması benim için daha önemli diye düşünüyorum. Bakalım. Umarım canım gitmez. 15 ateşli bir kaskım vardı aslında ama ee, maalesef yalan oldu bir şekilde. Yüzde o biraz. Ama eğer o da olsaydı hiç canım gitmeyecekti. Hani mis mis vuracaklardı bana. Bakalım belki ayarlarım daha sonra. Hani çok fazla canım giderse. Şöyle bilgisayar başında olacağım için önce bir ikinci kat sonunda biraz otomatik hava kurmak istedim. Ee, şöyle her şeyim zaten çağrıda. 40-40 vuruyor slotlar. Yani tabi e, tabii şöyle kombomu da şimdi. Bu arada kombomu ikiledim. XP'nin nasıl geldiğine bakayım. Ee, 75'ten 91 tek slotta bilgeliği de takacağım. Onu da bayağı artısı olur. Öncelikle şu bağlı olan bilgeliği takıyorum. Şimdi bakalım. 14.91'den bakalım ne kadar artacak. 15-15. Gayet güzel. %20 küsür artış gösterdi. E, bu arada Şaman da şu anda 24 level. E, büyük ihtimal bu hesap şey olduğu zaman 55 olduğu zaman Şaman'ım da 25 olur rahat bir şekilde. Şaman'ı da yanıma getiririm ondan sonra. Şu an çok getirmek istemiyorum. Aşağıda kendi kendine kasılsın. XP gayet güzel doluyor. Bir süre sonra görüşürüz. bilgisayar başında olmam gerekiyor otomatik olmadığı için. Hafta sonu hep yerde onu da almayı düşünüyorum bakacağım. Arkadaşlar üçüncü kata çıktım. Yani ikinci katta slot bitiyor bazen o sıkıntısı var. Şimdi hızlı hızlı kestiğim için zaten üçüncü katta sürekli slot buluyor. Şöyle 54. seviyeye ulaştım 55 olacağım. Bilgeliğin bir tanesi bitti 3 saat boyunca kastı yani. 3 saatte 51'den 55 oldu diyebiliriz bence şöyle hep, HP, STR ara ara ona veriyorum. Ara ara ona veriyorum. STR vermem nedeni, şey, HP vermem nedeni e, savunmayı arttırıyor her verdiğinde bir. 354 savunmam var. Öyle hızlı bir şekilde kasıyoruz. E, şamanım şu an 25 level. E, 26 olur gibi ben 56 olana kadar. Bakacağım. Şamanımı da getirmem lazım ama şu bilgeliği taktım BBS'den çıkan. Çıkmıyor bu. O yüzden bir 3 saat daha kasacağım. Belki arkadaşlara söylerim aşağıda. Onlar bana verir bir adet geçit bileti. Onlara Öyle şamanı çıkartabilirim. Kasılmaya devam ediyoruz bakalım. Evet gördüğünüz gibi ben 56. seviyeye ulaştım. Şöyle %92. 57 olmadan önce şamanı getirdim yanıma. Şaman 26 level. Şöyle bilgeliğin 1 saat 40 dakikası kaldı. 61 level'e kadar kasacağım burada. Yani bu bilgelik bitince bir daha takmayacağım. Gerçi şu var tak çıkar yapılabilen belki yaparım. Yani tabii onun yanında şamanı da kasacağım. En azından 35, 36, 37 falan olmasını bekliyorum. Öyle 61'de zaten kalkını taktıktan sonra iyice rahatlayacağım. Biraz belki Pascal'ya turuna çıkabilirim. Belli olmaz tabii ki. Bir deneyeceğim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 61. seviyeye ulaştım. Şamanım da 40. seviyeye ulaştı. Yerden yaklaşık 4M gibi bir para kasmışım. Bir tane deniz kanlı, kızı sandığı kastım. Pot bastım sürekli ara ara. Tabii şu bağlı pelerinlerden 40 tane harcadım. 60 tane vardı. 35 tane falan harcadım bilgeliklerim takılıyken 61. seviyeye ulaştım. Şimdi aşağıdan kalkanım falan alacağım ve biraz e, ara vereceğim örümcek sinanına. E, Pascal yarayacağım belki bulabilirim. Örümcek sinanına biraz e, veda edeceğim. Şu şamanımıza bay bay diyoruz. E, burada kalacak o. Evet tabii inerken yerden şöyle ufak tefek itemleri aldım. Bakalım ne kadar satış olacak. 13.2 en param var. Şimdi satmaya başlıyorum. Evet envanterimin büyük bir kısmı dolu olmasına rağmen şu gördüğünüz alanlar boştu sadece. 2 e, em para gelmiş. E, gayet bizim için yeterli. Evet Paskalya tavşanının yanına da geldik. E, yani şu zamana kadar topladığım bütün Paskalya yumurtalarını artık verme vaktim geldi. Yeşil iksirleri buraya koydum. Şöyle e, biraz daha kalmıştı ama tabii ki stone bitti. E, şöyle açacağım. Umarım güzel e, şeyler çıkart içinden. E, başlıyorum. Toplamda tam 533 tane Paskalya yumurtası saydım. Hesapladım hesap makinesiyle. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet ilkinden yeşil iksir geldi. 60 tane. İkincisinden kırmızı iksir. Tut geldi. Mavi kristal geldi. Bir adet galiba. Evet. Loot geldi yine. Fakir çiçeği işe yaramaz. Mavi iksir işe yaramaz. alkolü Alp kulü fena değil aslında. O işe yarayabilir. Şeftali şey de kötü değil. Yeşil iksir bir tane daha geldi. Mor iksir de gelmesi lazım biraz. Can şey de fena değil. Gerçi sürgünde çok düşürüyorlar onları da. Yine de güzel iksir yapılabiliyor onlarla. Bayağı az kaldı. Mor iksir geldi tamamdır. Bir tane geldi en azından. Yeşil iksir. Şöyle ayırayım. Yeşil iksir daha. Az kaldı. Leylak geldi demin. Bu da sanırım son. Maalesef yok. Yetersiz. E, toplamda 240 adet yeşil iksir. 60 adet de mor iksir aldık. E, yeşil iksirler bize gayet yeter ama mor iksirler biraz yetersiz kalabilir. Takviye yapabilirim daha sonra. Ya, bilmiyorum değerimi. Çok uzun süre topladım ama bilmiyorum ya. Pazarlardan falan da alınabilir aslında. Ama yine de verdikleri fena değil yani. Arkadaşlar yan hesabımdan şu kalkanı alıyorum. Sersemlik, yavaşlatma, 20 ork falan var. Ama tabii ki bu benim kalkanım değil. Bu loncamdan yani bir arkadaşımın kalkanı. Benim sersem 10 şeytan 6 güçlü bir kalkanım var. Arkadaşım sürgünde olduğu için şu anda o kullanıyor onu. Bunu ben aldım ve bunu takacağım. Şu beşkende depoya atacağım. Daha sonra ihtiyacım olur illaki. Günlük ortişini vermeye geldim. Şöyle bakalım. Evet, bu sefer de geçirdi 3. -3 çok güzel gidiyoruz biyologta. Atımın da seviyesini arttırmam gerekiyor. Şöyle binicilik öğrenmek istiyorum deyip bizi bir yere yönlendiriyor. Evet, ta buraya yönlendirmiş. Sıkıntı burası. Umarım ışınlanmam şey yaparken. Çünkü ışınlanınca da herhangi bir yere e, yok sayıyor görev abiniz olsun. Hatta inerken de yok sayıyor. Aklınız olsun. Ben dün açıkçası e, giderken ışınlandım. Yani şurasıydı. Vadi için geri dönmek istedim ama tabii ki başarısız verdi. Ve daha sonra da bekleme süresine sokuyor. Evet gördüğünüz gibi bu sefer de tek te kabul etti. Atımı 3. seviyeye ulaştırdım. Böyle böyle ilerleteceğim. Arkadaşlar şöyle bir e, kask almayı planlıyorum. 9 yani 10 M'den. E, 10 ateşi var. Biraz pot basmam gerekiyor. Otomatik avım olmadığı için e, artık gerek kalmayacak ona büyük bir ihtimal. E, canım hiç gitmeyeceği için. Bak bir absorben var. Yani mis mis vuracaklarını düşünüyorum. 74'ten 84 ateşe çıkaracağım. Ki bloklamam da olacak. Şimdi ben bunu biraz artı basacağım. Ee, artı 4'e kadar geçirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle 4 adet savaş kağıdı yaptım. Artı 4'e kadar bu garanti geçiriyor şöyle. Hatta onaylama bile istemiyor. 1 adet kutsama kağıdı ve 1 adet büyülü bakır gerekiyor bunun için. Haberiniz olsun. Şu artı 4 şekilde 39 defans veriyor. Tabii ki bundan az. Bakacağım belki artı 5 artı 6'ya kadar deneyebilirim. Arkadaşlar bu levelde biraz metin ve paskaliye metni kesmeye karar verdim. İlk başta katil metni karşıma çıktı. Burada aramak istiyorum. Burada 50. ve 60. seviyeli paskaliye metinleri çıkıyor. Artık ne kadar sürer ne olur bilmiyorum. Gerçi pot almayı da unutmuşum. Bu bana bir süre yeter herhalde. İlk metnimi keseceğim biraz sonra. Yani diğer eldiven yok şu anlık. Onu düşürsem mi bilmiyorum. Belki gidebilirim kızıl ormana ama şu anlık... Böyle biraz keseceğim. Bakalım beceri kitabı. Hız taşı artı bir attı. Beceri kitabını alalım. Suikast gayet güzel bunu kullanırız. Pot da alacağım bu arada. Potları şey yaparız. Bunları da e, toplayayım. Şu çok para edebilecek şeyler. Pascal yumurtaları artık toplamayı düşünmüyorum ya. Bakacağım bir. E, şimdi bir süre metin keseceğim. Sizlere de en sonlarını göstereyim zaten. Arkadaşlar metin kırmaktan vazgeçtim şöyle 5k size de 5k vereyim e, Metin kırmaktan vazgeçtim 61 level e, Pascal için çok güzel bir seviye değil bunu anladım Şöyle 4 adet düşürdüm Çıkarttım Geçiyorum Arttırma kağıdı Yang Arsuyu, Kostümonu saklarım çok güzel 4 tanesinden gerçekten mükemmel bir açım yaptık Arttırma kağıdını depoya koyacağım Arkadaşlar şöyle 111k'dan bir artı altı kristal küpü alacağım. Açıkçası şundan çok çok daha fazla vurduracağını düşünüyorum. Bir deneme yaptım metinde. bunu çıkarttığım zaman neredeyse hiçbir etki olmuyor. Artı sıfır taktığım zaman bile hani daha fazla hasar vuruyor. O yüzden şöyle artı on bir çeviklik alacağım bundan. Hasarımızı arttıracağız. Evet yine geldik e, Kürkçe dükkanımıza. Şöyle petlemi çağırıyorum ve otomatik avımı başlatıyorum. Bakalım, hasar vuracaklar mı? Sürekli mis vuracaklar diye tahmin ediyorum. Evet, hep mis vuruyorlar. E, çünkü şöyle 84 ateşim var. E, sadece zehirlendiği zaman canı gidecek hesabın ama sıfır canı indiğinde de hani ölmeyecek diyebiliyorum ben. Çünkü öyle oluyordu eskiden. E, tabii ki deneyeceğim. Pot basmaya bile gerek kalmayacak büyük bir ihtimal. Öyle, şamanımı getireceğim şimdi zaten yanıma. Burada kasılacağım. Bu arada demin bir böcek takmayı unutmuşum. O yüzden biraz az vuruyorum. Arkadaşlar gece otomatik hava bırakmıştım. Şöyle 60. seviyeye ulaşmışım. Şamanın yanından gitmiş. O yüzden şaman kasılamamış. şöyle 4 adet büyülü yumurtam vardı. Kalmıştı bunlardan. Bunu tekrar açıyorum. Mavi inci. 50k mavi inci. 2 adet mavi inci aldık. güzel bir açım olmadı pek. Ayrıca şöyle bir tombala saatim geldiğini düşünüyorum. Evet. Bir nep bunu bakalım alabileceğiz mi? Kor geldi. Safir sanırım. Mavi kristal. Üç taşı. Şans simgesi geldi. Hemen bir karanlık tılsımı tekte geldi. Ama alsam mı? Hep harcamak istemiyorum. O yüzden bozduruyorum. Karanlık tılsımı da olsa olsun. Bozdurdum. Böyle geri kalanını da açacağım. Bir şans simgesi daha geldi. Çok iyi. Hedik kitabı sandı. Gayet güzel böyle ee, sonuncusu maalesef kalacak. 50 mavi iksir. Şans simgesi. Evet bir tane daha şans simgesi geldi. Tekte iki tane oynuyoruz şu an. 5 hep verdim. Bustasım geldi yine 5 Abi sürekli 5 hepte getiriyorum. Gayet güzel bozduruyorum. Bir günde ikinci tasımı aldım. Sonuncuyu açmayacağım, yarınkine bakayım. Ay tavşanı veriyor. Ee, şöyle iki tane açayım yarın için. Hatta bir tane daha açıyorum. Tamamdır. Öyle kasılmaya devam. Ya şaman aslında elde, şey almam gerekiyor tecrübe yüzü üste giden ama e, şu an ep atma fırsatım yok o yüzden biraz yavaş kasılıyor. Bakalım el, eğer olursa yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar az önce Tombaugh'dan bir pet kitabı sanda çıkarmıştım hatırlarsınız. Bunu açacağım. Şöyle bakalım güzel bir şey gelirse. E, büyü bozma kitabı geldi. E, i̇şe yaramaz bir şey. Atıyorum yine. Bu arada şu e, Pascal yumurt e büyülü yumurtalarının son e, açımlarını da yapacağım. E, 30k. inci geldi. Fena değil. E, yank geldi. Sonucundan da yank geldi. Ve bitti. E, bir tane inci çıkarttık. Yine geçen açımımızdan iyi. Arkadaşlar 65. seviyeye ulaştım gördüğünüz gibi şamanda 45 level yani evlenmek için ben araya 15 level fark yapmaya çalışıyorum ama maalesef site tecrübe yüzü olmadığı için yani yaklaşamıyor o yüzden şamandan ayrılmaya karar verdim şaman 45 levelde kalsın hem gerekirse örümceksinden içine araçarım olmuş olur şamandan şimdi oyun sonu yapıyorum ve bir süre böyle hatta parayı da alayım şamanda yerde yerden para kasmış tabii ki şöyle 3 mesini alıyorum. Yerden kastı para 3 me. 11 en param oldu. Bundan sonra yalnız başıma devam etmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 70. seviyeye ulaştım. Bir kere aşağı indim sadece. İtem sattım. O yüzden 21 en para var. Yani 2 3 bir satış yaptım. Onun dışını yerden kastım. Şimdi şöyle ufak tefek doldurdum biraz bulabildiğim kadar. Ee, otomatik avı henüz almadım biliyorsunuz. Hiç can gitmediği için gerek olmuyordu. Ama mesela gece bırakmıştım. Çar ölmüş mesela. Yani hani farklı bayrakta birisi bir vursa bile ölüyor çar. Ee, o yüzden şey oldu ee, bir, bir tık yavaş kastım ee, ayrıca zaten hani bilgelik falan takıyordum bunun yanına o yüzden şimdi şey takmaya deneyeceğim ee, happy hour gelmiş o yüzden bir app yüklemesi yapacağım ee, biraz lollipop çıkartmaya çalışacağım inşallah şimdi aşağı iniyorum Evet satıcıya geldim İtemleri satacağım ondan önce şöyle bir hızlı saldırıya veriyorum bakalım 17 oldu güzel sadece bıçak çevirmemiz olmadı ee, bunu da halledeceğim biraz sonra. Önce şu satılacakları satayım. Ne kadar para girmemiştik gelmiş bu arada. Ne kadar para gelecek, bakarız. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık iki buçuk gemlik bir satış olmuş. Gayet güzel. Şimdi ben biraz app yüklemesi yapıp lollipop çıkartmaya çalışacağım. Arkadaşlar, app yüklemesini yaptım. Şöyle 150 liralık app atmak zorunda kaldım. App haror diye. Zaten ihtiyacım olacak. Bunu hani en şey şekilde kullanacağım. Yavaş şekilde kullanmaya çalışacağım. Şöyle bir harcamadan önce şimdi ne olur ne olmaz. Antaş alacağım bir beşli. Bunları beşli alınca daha uyguna denk geliyor. 118 indirim oluyor. Bulunsun. Ne olur ne olmaz şimdi bir biter biter bir şekilde alayım dedim onu. Daha sonra otomatik av alacağım 195 ep. Yani şu an için lazım değil. Örümcek isteden çok lazım olmuyor ama sürgüne gittiğim zaman kesinlikle ve kesinlikle lazım olacak. O yüzden otomatik avı da atıyorum cebime. Şöyle 5 tane kişisel premium dükkan açacağım. 5 tane açacağım. 100 hep buraya gitmiş oluyor. 40 saat geldi. Fena değil. 6 saat ne kadar az gelirse o kadar iyi. 40 saat bir tane daha geldi. 6 saat. Sonuncu güzel bir şey gelsin. 12 saat. Son bir tane daha açıyorum. Aklımda kalmasın. 12 saat. Okey. 6 tane açtım. Fena gelmedi. Çok kötü diyemeyeceğim yani. Evet şimdi geldik. Lollipop çıkarmaya uğraşmaya. 35 hepten. Yani çıkartacağız. Kesin çıkartacağız. Umarım 15 günlük gelir. Umarım gelir en başında. umarım hiç olmaz bütün hepler. Şöyle açmaya başlıyorum. 3 tane beyaz inci. Bak bu da güzel. Fena değil. Taş sanatı. 15 günlük. Zihin taşı. 15 gün. 6. oldu. 7. süs taşı. 8. fasulye. 9. inci. 10. 30 günlük kostüm. Şöyle bir şekil yapacağım. 150 hep çöp oldu vallahi şu an. Şöyle devam ediyorum. 11. 12. 13. Den 7 günlük çıkarttık. Ah ah. Kaç hep harcadık? 450 falan harcadık. yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim. Çok kötü gelmedi ama yine geldi en azından. 7 günlük. Şöyle 5 adette çark çevireceğim. belki şansıma güler. İlkini çeviriyorum. Güzel bir şey görünmedi man geldi. Yine fena değil. Şöyle devam ediyorum. Burada bakalım. Kızıl Ejderha Yumurtası fena değil. Ee, Canavar Abisi kitabı görünmedi tabi yine. Arttırma geldi. Bu da kötü sayılmaz. İyi sayılır hatta. Güzel. 19 epe arttırma kağıdı. Burada Şirik'in bir şey yok burada da. Lezzetli lokma artılı geldi. Bir şey yarayacağını sanmıyorum. Yüksek level petler için. Ee, bakalım bir canavar abisi görsem iyi olurdu ya. Ama göremedim. Kırmızı şans kutusu iyi aslında ama gelmedi maalesef. En kötüsü geldi. Son bir tane daha çeviriyorum ve bırakıyorum burayı. Başı doyumurtası, demirci el kitabı. Yok. Yine canavarı göremedik. Küre mi geldi? Küre geldi de fena değil ama event takvimi açıklandı bu arada. Onun hakkında konuşalım sizlerle beraber. Ee, onu göstereceğim şimdi. Çarkta yüzümüz gülmedi. Yapacak bir şey yok. Lollipop'u şuradan çekeyim ben. Arkadaşlar şöyle bir etkinlik takvimi açıklandı. A6'sından 11'ine kadar. Ee, sürekli %200 XP, %50 item dropu var. Gayet güzel. Gayet mükemmel bir şey. Yani ben biraz yavaş ilerlemeyi düşünüyordum ama bu süreçte kasmak zorunda olacağım. Ee, şöyle e, A6'sında yani salı günü. Şöyle geçiş bileti, koyu kırmızı abone sandık ve parça sandıya teknikleri var. Çok mükemmel diyemeyeceğim. Ee, çarşamba günü ayışı var 10, 10 ile 2 arasında. Katılmayı düşünmüyorum yani katılacak bir çarım yok şu an. Ve gerçekten 3CH olduğu için çok zorlar. Ee, şöyle kısa keseyim. 3 gün ardarda arda ayışı var. Saatleri farklı hepsinin. Ee, sonra bir gün sonra başlayan da 3 gün ardarda arda balık eventi var. Bunların da hepsinin saatleri farklı. Ondan sonra da 11'inde şöyle bir, bir ay ışığı daha var. Bu arada küçük e, kutsamalar da var. Arttırma, e, Efsun. E, gayet güzel bir event takvimi ama bayağı zorlayacak. Benim de sınav haftam olduğu için hani biraz e, katılamayacağım bazılarına. Balıkçıların hepsine katılırım büyük bir ihtimal ama ay ışıklarına katılmayacağım gibi görünüyor. Öyle o yüzden zaten karbonolta fiyatları falan çok arttı. E, deniz kızı sandıklarının fiyatları çok arttı. 3 e, gün ardarda arda balık eventi var. Hepsine katılmanızı öneririm. Arkadaşlar şöyle bir pazar kurdum şöyle altta tavuk alıcını deniz kızı sandıklarını falan ucuz fiyata koymadım siz bu videoyu izlediğinizde iki gün sonra izliyor olabilirsiniz büyük ihtimal hani piyasanın bir tık üstüne koydum Temlerim şu şekilde ee, umarım gider şu 8 kanamalı düşürmüştüm yani bu alınmaz büyük ihtimal ama yine de koydum yok çünkü piyasada 30 ortalama dolayı da şu şekilde koyuyorum ve pazarı açtım zaten bu arada yani yan hesabımda da para vardı yaklaşık 1.3, 1.4 bir param vardı. onunla bir item aldım. Kayda girmeyi unuttum yani ya girdim de bir sıkıntı çıktı. o yüzden yeniden size göstereceğim o itemi. Şimdi depoya gidiyorum. Depoya koymuştum sanırım. Evet. çok ilerisi için şöyle bir gördüğünüz gibi 15 rüzgar 20 şeytanlı bir e, ork kapşunu aldım. 3'te saldırısı var. Bence gayet mükemmel bir kafalık. Yani ben elit olduğunu düşünüyorum. Yani ork da ormanda alabileceğim en iyi efsun olduğunu düşünüyorum gayet işime yarar ee, Tabii ki berserkelli kask olacak ileride ama yani Çok önemli değil ya o yüzden 1.5 e, won aldım bunu bu arada yani Baktım aynı eşdeğeri saldırı hızı bile yok 2.5-3 e, won arasıydı Ben direkt görür görmez hani yanındaki hesabından parayı çektim ve aldım e, Ama gerçekten bu sefer param kalmadı o yüzden e, şükürdüm pazardan umarım bir şeyler gelir Arkadaşlar şöyle dolunay için arkadaş indirim istedi 15 sattım bunu Peki uygun olabilir ama olsun. Ee, şöyle 14850'yi alıyorum. Ee, şu an 18 e en param var. Şöyle bir şey almak istiyorum. Ekipman. Ee, bunların fiyatları düşmüş. Biraz daha düşer belki ben kullanacağım zamana kadar ama. Ee, şöyle 11M'den bir Titan Kalkan alıyorum. Ve bunu ev sunmayacağım. Ee, şu an 70 level sandığını açmadım henüz. Biraz bende arttırma var şöyle bağlı olanlar. Ee, i̇ki tane de depoda vardı sanırım. Şunları bir at atıyorum. İlki geçti güzel. Şöyle ikincisi de geçti. Tekrar buradan attım. Üçüncüsü yandı. Ee, hatta ben 70 level sandığını açayım. Daha iyi olur. Ee, nerede? 60 açıyorum ilk önce. Ee, şöyle 70'i de açıyorum. 5 adet daha geldi. Şöyle şuraya çektim. Bastım geçmedi. Bastım geçmedi. Bastım geçti. Bir daha bastım geçti. Güzel. 4 hepsi oldu. Hemen şu 2-3 adet kürem var. Bunları da deneyeyim. Umarım zorlamaz. Evet tek tek geçirdik. Gayet güzel. Şu pazar isimlerini kapatayım ben bir. Evet rahatladık. Şimdi 5 efsun yaptık titanımızı. Şimdi buna bağlı efsun atmak 8 adet bağlı efsunumuz var. Sersemlik getirmeye çalışacağız. Umarım getirebiliriz. Ee, evet kötü geldi. 6 şeviklik 10 ölümsüz yaramaz. 6 şeytan yaramaz. Sersem 6 güç, 6 zeka, 10 ölümsüz. Okey, sersem getirdik en azından. Ee, işimize yarar. Bunu aslında avralık alabilirler mi ya? Orku var, gücü var, zekası var. Suralar aslında alabilir bunu. Ama şeytan yok tabii. Ee, bakayım ben pazar atarım mı bunu? Zaten Ayşe eventi, balık eventleri falan gelecek. Hani e, küre falan ucuzlayacak. Ben bunu atayım pazara en iyisi. Evet kalkanı şöyle bayağı yüksek fiyata atıyorum. 6 bono atacağım. Yani teklif gelirse zaten konuşuruz. 6 bono atacağım. Yani sıralar için bence güzel. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Belki alınabilir. Ya bu fiyat alınmaz büyük ihtimalle. kuruyorum alınırsa gayet güzel olur bizim için. Arkadaşlar yeniden mekana geldim. Şöyle hasarım 870 lollipop'u taktık. her şey takılı sanırım. Çok fazla artmadı. Zaten 750 falan vuruyordum galiba. O civarda vuruyordum. Hasarım böyle biraz artmış. Ayrıca sürekli olarak %50 eksim olacak. Hani bilgelik takıyordum falan ama 3 saat sonra bitiyordu. Geceleri falan kalmıyordu. Ee, şöyle 8.07'den bir slotta ne kadar da oluyor? 0.03 geliyor bir tane büyük pençe slotlarına. Ee, otomatik havası aldım. Petlerim zaten açık. Ara ara girip satan yeşil mor iksiri kendim atıyorum. Otomatik hava aldım gerçi. Oraya da koyabilirim de. Ee, hatta yeşil iksiri koyayım. Yeşil iksiri bol var şu an. Mor iksiri koymayacağım ama mor iksiri kalsın şimdilik. Burada otohavda başkası da var ama yapacak bir şey yok ee, akşam saatinde olduğu için buraya bırakmam gerekti gece boş biyoda bulurum herhalde Arkadaşlar gördüğünüz üzere 74 seviyeye ulaştım çok az kaldı ee, yüzlemde yüzde 27 Şöyle e, şu an gece 12 o yüzden tombalayı kaçırmadan şöyle oynamak istiyorum dün açmıştım Hemen açalım umarım güzel bir ritüel çıkartırız atmadan önün geldi bir tane İhtiyacımız yok ama Şans miyesi geldi güzel güzel bir şey çıkartalım bugün tasım inşallah. Evet çok iyi. Bakalım ruh taşı. Umarım güzel bir hızlı şekilde çıkartırım. Hop direkt bu tasımı. Bak sürekli 5 ep harcıyorum ve bu tasımı geliyor. Yani ilginç bir şekilde. 10 değil 15 değil 5 epte de geliyor. Bunu da bozduruyorum. Gayet güzel. Şöyle devam edeceğim. Madencilik repleri okurum bunu. 2 tane kutsama kağıdı. Yani. Ee, şöyle biraz açacağım. Tamam. Süs taşı. Şu 81'lerden de açacağım. Bir tanesini açacağım sadece. Eşir isir geldi. Sonunda açtım ya. Vuramadım. Ah ah. Yarınkini açtım. Ee, hepsini daha önceden. 370 markam kaldı. Yani biraz az ama yapacak bir şey yok. Eşya depomda kaç tane oldu tasım? Bir karanlık. iki tane de buz tasım olması lazım. Hayır. Üç tane bu tasımım varmış ya. 3 tane bu sısın, bir tane karanlık tısın varmış. Gayet güzel. Yakında 75. seviyeye ulaşacağım ve buraya veda edeceğim. Ayrıca e, eventler var. Ayışı eventine e, bir planlar yapıyorum. Onu da sizlere zaten söylerim. Evet sonunda 75. seviyeye ulaştık ve örümcek sinanından veda edeceğiz. E, tabii ki bu videonun da vedası olacak. Yani bu video full örümcek sinanına geçti sayılır. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bu arada 3 gün falan, 3 ya da 3,5 gün, 4 gün belki süre geçirdim burada. 4 günde 51 levelden 75. seviyeye ulaştım. Sürekli kastı hesap. Yani hiçbir zaman çıkış yapmadım hesaptan. Sürekli slot kesti. Tabii ki Lollipop'u biraz geç çıkarmam biraz daha geciktirmiş olabilir. Umarım videomu izlerken keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Videolarımdan anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yani video attığım anda sizlere bildirim gelir o şekilde. Ek olarak attığınız yorumlarda video etkileşimini arttırıp daha çok kişiye ulaşmamı sağlar. Daha çok kişiye yayılmasını sağlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalın.